Spor 360'tan herkese mutlu günler değerli izleyenler. Bugün Wushu Kung Fu'yu konuşacağız. Federasyon As Başkanı Sayın Hasan Mehmet Kuyumcu bizlerle birlikte ve bu bölümde ağırlıklı olarak Wushu Kung Fu branşını konuşacağız ve federasyonun çalışmalarını değerlendireceğiz. Sizler de bizlere yorumlarınızı, varsa sorularınızı Sports TV ve Kore Yaldemir Twitter hesaplarından iletebilirsiniz. Hoş geldiniz öncelikle. Evet, hoş bulduk. Teşekkürler. Tabii Wushu Kung Fu Federasyonu mu varmış diyen belki binlerce insanlar olabilir. Biraz bu bölümde biz hem federasyonu tanıtacağız hem de yapılan çalışmaları, organizasyonları, şampiyonları konuşacağız ama nasıl başlayalım? Wushu ile başlayalım isterseniz. Evet. Tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Belki çok bilinen bir federasyon değil ama çok çalışan, özverili bir federasyon. Dilerseniz böyle başlayalım. Evet. Wushu Kung Fu Federasyonu 2006'dan beri Spor Bakanlığı'nın sponsor ve diğer çalışmalar, sportif çalışmalarını sürdüren, bakanlığın bünyesinde hizmet veren bir federasyon. 2006'dan bu yana kadar çok ciddi başarıları da bir anlamda diğer başarıların da üstüne koymak kaydıyla adım atmış bir federasyon. 2006'dan bu yana çalışmalarımızı hem yönetim kuruluyla hem başkanımızla, başkan vekilimizle sürdürüyoruz. Wushu ne demek? Evet. Wushu, öyle başlayalım evet, isterseniz. Öyle başlayalım. Kelime anlamı olarak zor, teknik ve sanat anlamlarına geliyor Çince'de. Aslında Wushu, Kung Fu'nun Çin'de yapılmış halinin genel bir yansıması. Belli bir yıldan önce buna Kung Fu derken Çin Cumhuriyeti, sonrasında tüm dövüş sanatlarına Wushu olarak ifade etmek suretiyle yerine bir anlam kattı. Bu da tabii ki aslında Türkiye'de Kung Fu olan, Kung Fu olarak bilinen bu spor dalını Wushu olarak başka bir kelimeye taşıdı. Aslında eski dönemlerde, filmlerde, dizilerde çok konu olmuştur. Kung Fu özellikle. Hatırladığım birkaç dizi daha var. Orada da popülerliğini göstermiştir. 90'lı yıllarla, 80'li yıllarla özellikle ama Türkiye'ye gelişte merak ediliyor. Evet. Wushu ve Kung Fu'nun yani özellikle. Hababam sınıfındaki evet. Kung Fu sahneleri evet. Evet, gerçekten insanın hafızasında. Bunun yanında Kung Fu'ya döndüğümüzde Wushu olarak ifade edilince Türkiye'de bir anlam karışıklığına yol açtı. Sonrasında bizim federasyon olarak başvurumuzda Kung Fu'nun bilinebilirliğini de düşünmek suretiyle biz Wushu Kung Fu olarak tekrar bir başvuru yaptık, isim değişikliğine gittik. Ve şu anda faaliyetlerimizi Wushu Kung Fu olarak sürdürmekteyiz halihazırda. Kung Fu da becerikli insan ifadesi taşıyor yine Çince'de. Tabii ki bu milattan önceye kadar dayanan bir spor dalı. Çin için konuşuyorum. 4000-5000 yıllara ifade eden bir spor dalı. Çok büyük bir geçmişi ve kültürü var kendi içerisinde. Bir disiplin aynı zamanda. Tabii yani insan eğitimi açısından da hem hayata hazırlık açısından da değerlendirebilirsiniz. Ya da kültürlerini bir üst seriye taşımak adına da değerlendirebilirsiniz. Bunları barındıran bir spor branşı ve spor dalı. Bu anlamda Wushu'yu çok geniş detaylı olarak değerlendirmek lazım. Yani bir içerisinde sadece müsabakaların, sadece puanlamanın olduğu değil, kültürüyle de, yaşam tarzıyla da bakmakta fayda var Wushu'ya. Bizde gelişimi nasıl oldu Türkiye'de? Yani Wushu'nun, tabii Kung Fu'nun biraz daha geçmiş ülkemizde var. Az önce Sayın Kuyumcu'nun da ifade ettiği gibi Hababam sınıfı buna bir örnekti. 80'li, 90'lı hatta 70'li yıllarda bile ülkemizde görülen bir branştı Kung Fu branşı. Ama ülkemizde Wushu'nun da beraber içine alındığı bu branşı konuşacak olursak ne zaman Türkiye'de biraz daha oturmaya, gelişmeye, yerleşmeye başladı? Evet, daha evvelden Kung Fu, biz de çocukluğumuzda Kung Fu yapıyorduk. Sonradan farklı spor branşlarına da yöneldik. Karate de yaptığımız dönemler oldu. Ama Kung Fu'nun geçmişten 2006'ya kadar olan sürecinde tabii ki bir resmi kayıt olmadığı için başarılar da olsa biraz dağınık kaldı galiba. Evet, bunlar çok gündeme gelmedi bu başarılar. Ama 2006 yılından sonra yapılan her türlü organizasyon artık resmileşti ve 2006'dan bugüne kadar da ki bunun temsilcileri Abdurrahman Akyüz şu anda başkan vekilimiz, çok değerli büyüğümüz, yani 2006'dan önceki dönemlerde de Kung Fu'ya ait çok ciddi başarılı olan, ülkemizi her zaman temsil etmiş bir abimiz.
O anlamda 2006'dan sonra o başarılar artık resmileşmeye başladı. Organizasyonlarla, yurt içi ve yurt dışı ve bugüne taşındı. Yani bu tabii ki başarılar hem Avrupa'da, hem dünyada, hem Asya'da. Yani biz mesela bir turnuva yaparken bölgesel turnuvalar da düzenleyebiliyoruz. Yani dünya şampiyonamız var, evet. Avrupa şampiyonamız var, evet. Ama bunun yanında bir Balkan şampiyonası, bir Akdeniz şampiyonası düzenleyebiliyoruz. Bunun yanında Asya şampiyonalarımız olabiliyor. Çok geniş katılımlar bu şampiyonalarda boy gösterebiliyor. Yani Wushu'nun geçmişten beri bugüne kadar taşınan sürecinde gerçek anlamda çok iyi organizasyonlara biz ev sahipliği yaptık. Dünya şampiyonası yapıldı. Evet, 2011 yılında Ankara'da dünya şampiyonamızı gerçekleştirdik. Bizim misafirperverliğimizde 59 ülke katılımıyla gerçekleşti. Keza bu büyükler şampiyonasıydı. 2014 yılında da yine Antalya'da bu sefer gençler şampiyonasını düzenledik dünya. Ona da 63 ülke katıldı. Sporcu sayılarımızda 2100-2200 bandındaydı. 2014'ünde bir fiil ben oradaydım zaten. Şu anda ne kadar lisanslı sporcumuz bu branşlarda? Lisanslı sporcumuz 117 bin şu anda lisanslı sporcumuz var. Lisanssız olanlarla yani bunu profesyonel değil de biraz daha spor amaçlı yapanlarla 250 bin rakamını biz kendi zaten sistemimize de kaydetmiş durumdayız. Az bir rakam değil. Değil, çok güzel bir rakam. Kaldı ki Wushu'nun gençlere, küçüklere hitap etmesi, yani özellikle gelişim çağındaki yavrularımızın bu sporla uğraşması hem kendi gelişimleri içerisinde önemli, hem de ülkemiz adına, federasyonumuz adına önemli. Biz zaten gençlerimize çok değer veriyoruz. Özellikle okul sporları adına şu anda Spor Bakanlığımızın başlattığı organizasyonda bu sene çok iyi bir katılım gösterdiler. Bunu bir dahaki sene katılımı da daha üst seviyeleri çıkartmak için bizler de şu anda öz araştırmalar yapıyoruz, ne yapabiliriz diye. Onun yanında yine 20 Ekim'de son bulacak yeni bir organizasyonumuz var. Evet. Gençlerin bu sportif çalışmalarda nerede olduklarını belirlemek için bir seçme çalışması düzenliyoruz. Bununla ilgili internet sitemiz tvf.gov.tr'de genel olarak açıklamalar var. Yine katılmak isteyen gençler belli dallarda ve belli sürelerdeki çekimlerini bizim yine federasyonumuzun internet sitesindeki WhatsApp telefonuna gönderip bize katılım sağlayabiliyorlar. Aktif olarak WhatsApp hattınız da var. Evet, var. Telefon numaramız orada yazıyor. Bu çok güzel bir şey. Evet, yani bir kez daha hatırlatalım aslında. Wushu Kung Fu Federasyonu'nun hem internet sitesi, hem YouTube hesabı, hem sosyal medya, Twitter, Instagram'da aktif olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıllara göre belki bu eksikliğinizi şimdi gidermeye başladınız Sayın Başkanım. Çünkü tanıtım, reklam, sosyal medya, internet sitesi devamlı insanların takip ettiği, özellikle Twitter ve Instagram çok daha bu noktada popüler. Bunun da son yıllarda önemli olduğunu düşündüğünüz veya şu anda aktif olarak çalışıyorsunuz. Bunun da herhalde biraz daha getirisi olmuştur size. Bir kez daha hatırlatalım. Hem Wushu Kung Fu'nun Twitter ve Instagram hesabı, hatta YouTube hesabı da var. Gidip, takip edip detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Evet, keza biz yine kendi düzenimizde federasyonumuz çalışmalarıyla birlikte yaptığımız her organizasyonu günün en önemli ulaşım aracı olan sosyal medyayı da kullanmak suretiyle yayına aldık. 2016'dan beri başlayan bir gelişim süreci kaydettik sosyal medya üzerinde. Hem Instagram, hem Twitter, hem Facebook, hem de YouTube kanallarımızda bu konularda bir arşiv de sağladık. En çok hangi sosyal mecradan geri dönüşler yapılıyor? Şöyle, Instagram'ı biz çok faal kullanıyoruz. Yani diğerlerine nazaran, çünkü Twitter'ın çok farklı bir kitlesi var. Evet, farklı. Yani her birinin aslında kendi içerisinde kitleyicisi var, kitlesi var. Bu izleyici kitlesine biz ulaşmak için de haberlerimizi ya da duyurularımızı
o sosyal medyanın sistemine göre, ruhuna göre vermek durumunda kalıyoruz. Ama Instagram'ı evet kullanıyoruz. Gençlerimiz özellikle Instagram'ı kullanıyor ve oradan geri dönüşlerimiz oluyor. Diğer kanallarımızda da öyle, evet. YouTube'da da öyle ama Instagram üzerinden geri dönüşlere de biz halihazırda kurulan ekibimiz cevap veriyor. Tüm duyurularımızı, tüm yaptığımız programlarımızı oradan aktarabiliyoruz. Şimdi tabii bir yandan da yorumlarınızı, sorularınızı bekliyoruz ama şöyle bir algı da oluşabiliyor genelde. Uzak Doğu'dan gelen bir branş, Çin kökenli hem Kung Fu hem Wushu. Bir felsefe mi yoksa felsefenin doğurduğu bir spor branşı mı? Bunu nasıl ayrımını yapabiliriz? Hem Wushu hem Kung Fu için. Evet, yani Kung Fu milattan önceki yılları da ifade ettiğim gibi yani 4000-5000 yıl demek insan gelişiminde, insan yaşamında çok önemli zaman dilimleri. Şimdi ona baktığınızda tabii ki kültür burada ön plana çıkıyor. Ama kültürün sonradan silahsız dönemlerde savaş sanatları olarak kullanılması, tabii ki bu spor dallarının daha farklı nitelendirilmesi ve gelişmesine yol açıldı. Yani bu yol açış şekli de hem kültürle savaş sanatını özümser hale getirdi. Çünkü bir iş yapıyorsanız o dönem için söylüyorum özellikle. Belki günümüzde nispeten bunlardan küçük biraz bir mesafe uzak kaldık ama o kültürünüzle yani asli olan kültürünüzle onu gerçekleştiriyorsunuz. Çünkü yani bunun içerisinde sadece işte güçlü olmak değil, çevik olmak değil, hızlı olmak değil bir adalet duygusu yatıyor. Bir nihayetinde kültür varlıklarının diğer unsurları yatıyor. Yani bunların hep birini düşünmek şeklinde değil de bir bütün halinde düşünmek şeklinde davranılmış ve bugüne kadar taşınmış bir durum nihayetinde yani. Bizim sporcularımızın hatta bizlerin kodlarında da bir yakınlık var mı size göre? Evet, çünkü kökenlerimizin işte Asya'dan gelmiş olması şu anda Çin'in bu sporu yapan en büyük ülke olmasıyla birlikte de ana vatanı. Evet, ana vatan olması birlikte değerlendirildiğinde Orta Asya'nın bu kültüre, Türklerin bu kültüre çok evveliyatında zaten sahip olduğu, yani Kung Fu'yla Türkiye için belki 50 yıl ama Orta Asya'daki Türkler için belki de binlerce yıl ifade evet. edebilecek düzeyde olduğu zaten ufak bir tarih araştırmasıyla ortaya çıkıyor. Kültürel kodlar da oldukça önemli. Hem sporcularımızın hem de bizlerin farklı branşlara bakış açımızı da yansıtıyor. Wushu Kung Fu da bunlardan bir tanesi. Aslında ikinci bölümde konuşacağız. Çok önemli farklı branşlar da var. Aikido var mesela. Bunun da çok farklı bir felsefeye sahiptir. Birçok farklı branşı içinde barındıran bir federasyon. Wushu Kung Fu Federasyonu. Uzak Doğu sporlarına karşı bizim bilgimiz vardır. Karate, tekvando bunu görebiliyoruz. Gençlerimizin özellikle Wushu Kung Fu'yu tercih etmelerindeki sebepler neler? Çünkü karatede var, tekvandoda var, farklı branşlarda var, kickbox var. Bir yandan da Wushu Kung Fu var. Az önce rakamları verdin. Çok ciddi rakamlar bunlar. Çok da güzel rakamlar. Niye gençlerimiz Wushu Kung Fu'yu tercih ediyor? Biraz önce de hani Orta Asya'dan gelen bir kod olduğu için aslında gençlerimiz, bizler özellikle Kung Fu'ya çok daha rahat fiziksel olarak adapte olabiliyoruz. Bu adaptasyon sürecini belki Kung Fu'da daha iyi yaşıyoruz. Daha kolay atlatabiliyoruz. Yani sanki Çin'e mal edilmiş bir spor branşı olacak ya da olmuş gibi gözükse de bizim İsimler kodda, belki biraz evet, evet, yani zaten, Çin'le bir yakınlığı gösterebilir. Evet, ondan olabilir ama onun nezdinde bizim bu kodlarımızın burada yani seneler sonra tekrardan kavuştuğunu hissetmek çok önemli. Bir Kung Fu sporcusu geçmişinde herhangi bir sporla uğraşsın uğraşmasın çok çabuk adapte olabiliyor. Yani bir anlamda bunun için hani başka spor dallarında farklı aşamalar gerekebilir ama bizde bu adaptasyon süreci çok rahat. Onun için de Kung Fu gençlerimizin bir kere Kung Fu'yu da iki şekilde değerlendirmek lazım. Bir tanesi Taolu kısmı bir de Sanshou, Sanda evet. dediğimiz kısmı. Taolu form demek. Evet, ben yayından önce öğrendim. Evet, Taolu form demek. Formlu kısmında onun da kendi içinde dalları var. Yani Wushu'yu ikiye ayırıyorsunuz. Sanda ve Taolu. Taolu'nun da kendi içinde dalları var. İşte bıçaklı olanı var. Sopalı, uzun sopalı, kılıçlı, nunchaku dediğimiz kısmı vesaire.
Bunları kendi içinde ayırdığımız zaman, Sanda'ya da geçtiğimiz zaman, Sanda da ring sporu, yani Çin boksu diye ifade evet. edilebilecek düzeyde. O da çok ciddi bir geçmişe. Kickboksa yakın mı? Tabii şöyle, işte Muay Thai olsun, kickboks evet. olsun, işte bunlar aslında belli bir benzerliği olan, hatta da yani bunların ana vatanının bile Çin olduğu ile ilgili ciddi verileri olan bir bilgiye sahibim. Bu anlamda yani Sanda'nın ring sporunda işte hem yumruğu, hem işte ayağı, hem de güreş formlarını kullandığını gördüğünüzde çok daha cazibesi olan bir hal kazandırıyor size. Antrenmanları farklı, ringleri de farklı. Ringlerinde bizim ip yoktur. Serbest 8'e 8 bir platformumuz vardır. Yerden işte 80 santim yüksekliğinde. Onun da dış çevresinde bir minder vardır. Çünkü kurallarında aynı round içinde iki kez o mindere düşerse işte o roundu kazanan bir sistem içerisindedir. Haliyle bu üç kısmı barındıran, yani bir insanın saçı telinden ayak parmağına kadar her unsuruyla sporun içerisinde olan bir süreci, bir yarışmayı, bir oradaki müsabakayı barındırdığı için de ayrı bir cazibesi olduğunu düşünüyorum. Evet. Tabii gençlerimiz dedik, okul sporlarında da oldukça önemli bir alana sahip Wushu Kung Fu. Tabii burada felsefeden ziyade hem disiplin hem felsefe, bir de mental gelişimler oldukça önemli. Çünkü çocuklarımızın özellikle sadece fiziksel gelişimleri değil, mental gelişimleri de oldukça önemli. Bu spor çocuklarımıza mental anlamda neler katıyor? Öncelikle şundan bahsedeyim. Lütfen. Örnek olarak ifade edeyim. Benim iki tane evladım var. 7 ve 8 yaşında. Yani o kadar etkilendi, ilk tanıştığım dönemden beri o kadar etkilendiğim bir spor dalı ki, özellikle Taolu kısmı. Onlar çünkü da yapıyorlar değil mi? Yapıyorlar diyeceğim. onlarda da yani bunlar çocuklar için aslında, çocuk gelişimi adına. Çünkü Taolu'nun antrenmanlarında fiziki gelişim çok önemli. Esneklik çok önemli. Disiplin keza çok önemli. Yani bu esnekliği, bu disiplini ona sağlayabilecek ve ruhu olan, yani biraz önce bahsettiğimiz unsurlara sahip bir spor branşıysa bunu yani ilkokul çağından beri Taolu olarak ifade edebiliriz. Onun için çocuklarımıza onu kazandırmaya çalıştık. Onlar da fırsat buldukça, tabii ders dönemi ama yazın ona da zaman ayırdılar. Ne kadar farklı karateden, tekvandodan, çünkü onlar da çok farklı branşlar ki az sonra olimpiyatlara da gireceğiz. Çünkü karate bildiğiniz gibi 2020 Tokyo olimpiyatlarında var, tekvando zaten vardı ama Wushu Kung Fu'nun olimpik sürecine de bakacağız. Çünkü orada da bir beklenen olimpik olma alanı vardı ama o karar henüz çıkmadı. Ama karateden, tekvandodan ne kadar farklı? Evet, şimdi Uzak Doğu dövüş sanatlarında her dövüş sanatının kendine özel aslında bir yapısı var. Yani belki genelde bu işle çok alakalı olmayan bir kişi hepsine benziyor ifadesiyle yaklaşabilir. Ancak dışarıdan tabii öyle ki, görünüyor. Evet, ama kurallarıyla, oyun müsabık haldeki kurallarıyla, hazırlıklarıyla, müsabakaları hazırlama şekliyle birbiriyle alakalı çok farklılıkları var. Yani tekvando dediğimiz ayak endeksli evet. Olabiliyor. Karate dediğimiz daha dik ve keskin hareketlerle ifade edilebiliyor. Ama sanda tam bir dövüş sporu. Yani sanda neden dedim, neden kung fu dedim? Çünkü Taolu'nun müsabık kısmı yok. Taolu da yani formu da sporcu halının üzerine çıkar, gösterisini yapar ve yaptığı hatalara karşı puanlaması düşer ve üst puanı alır ve müsabakayı terk eder. Ama sanda da diğer kickboks gibi, tekvando gibi ve karate gibi bir ring usulü vardır. Karşıda bulunan bir müsabık olduğunuz rakibiniz vardır. Ve karşılıklı olarak bu rakip dövüşmeye başlar. Bizde biraz önce de ifade ettiğim gibi 3 unsur kullanılıyor. Yani 3 bölge kullanılıyor. Yani bizim farkımızı oradan anlayabilirsiniz. Evet. Yani hani ayakta değil, icabında yerde de devam edebilecek bir branş. Evet. O anlamda olimpiyatlarda kendi bünyesinde karatenin, tekvandonun bir yapısı var.
bizim yarı olimpik bir... Evet, olimpiyatlar konusunda ikinci bölümde gireceğiz ama öncesinde reklama gitmeden şu soruyu da sormak istiyorum. Kadın erkek dağılımı da merak ediliyor. Genelde erkeklerin yaptığı bir spor branşı gibi algılanabilir ama kadınların da sayısı bildiğim kadarıyla bir hayli fazla. Buradaki evet, şöyle lisanslı sporcularımızın yani 117 bin yani belki de 118 bin olabiliyor. 117 bin lisanslı sporcumuzun şu anda 5'te 3'lük kısmı yani 5'te 2'lik kısmı kusura bakmayın 5'te 2'lik kısmı kadından oluşuyor, bayandan evet. oluşuyor. Bu da önemli bir şey. Bunu da yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Özellikle Tao'da ve Tai Chi'de bizim bayan sayımız erkeklere nazaran daha fazla. Sanda'da erkekler biraz daha katılım gösteriyor. Haliyle birbirini dengelediği zaman yarıya yakınımız bayan olabiliyor. Yani müsabaka evet. olduğu durumlara göre. Durumlarda bu şekilde kadın erkek dengesinde onu da sormuş olduk. Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra tekrar buradayız. İkinci bölümde tekrar beraberiz değerli izleyenler. Wushu Kung Fu'yu konuşuyoruz. Federasyon As Başkanı Sayın Hasan Mehmet Kuyumcu bizlerle birlikte. Bu bölümde de sizlerden yorumlarınızı, sorularınızı bekliyoruz. Tabii ilk bölümü kapatırken olimpiyatlar demiştik. Bildiğiniz gibi Wushu Kung Fu olimpik bir branş değil. 2020 Tokyo'da farklı branşlar eklendi. 2024 Paris'te yine farklı branşlar var. Ama neden olmadığını ve bundan sonra olabilme potansiyelini yine Federasyon As Başkanımıza soracağız. Wushu Kung Fu neden olimpik değil? Bu kadar insan bu sporun içerisinde Çin'de, Avrupa'da, Amerika'da hatta popüler bir spor haline geliyor. Ama henüz olimpiyatlara giremedi. Bunun altında yatan nedenler var mı? Karate girdi mesela. Tokyo'da olacak. Evet. Tokyo'ya en yakın ülkede Çin olmasına evet. Rağmen biz bu olimpiyatlarda yer almıyoruz. Bununla ilgili hem IWF yani Uluslararası Wushu Federasyonu'nun çok iyi ilerlemiş çalışmaları bulunuyor. Keza bununla alakalı bu çalışmalar nezdinde yapılan bir aşamaya gelinmiş olan bir süreç var. Yani hazımsanmayacak bir süreç var. Ama şu anda konum olarak yarı olimpiyiz. Ancak olimpik olduğumuzda bugün için çok ciddi bir altyapısı olan, sportif başarılara imza atmış ve bu başarıları da dünyada da taçlandırmış antrenörleriyle, hakemleriyle, spor insanlarıyla, yönetim kuruluyla, sporcularıyla hazır bir Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu var. Federasyonumuz eğer olimpik spor alanında bir aşama kaydederse Wushu Kung Fu, eminim dünyada ses getireceğiz. Ses getirmiş olunan başarıları daha üst seviyeleri de taşıyacağız. Biz bu konuda kendimize çok güveniyoruz. Yani yayı çekilmiş ok gibiyiz. Şu an mesela karate'de bu şekilde olduğumuzu düşünüyorum ben de. Evet. Karate çok yeni girdi. Tokyo Olimpiyatları'nda 5 yeni farklı daha doğrusu branş vardı. Bir tanesi de karate. 2020 Tokyo'da karate branşını göreceğiz. İddialıyız. Az önce Sayın Başkanımızla konuşurken kültürel kodlarımızda uzak doğu sporlarına karşı bir ilgimizin olduğunu söylemiştik ama Wushu Kung Fu'da eğer olimpiyatlara girerse bir gün ki umarız girer. Çünkü çok farklı branşlar girdi. Mesela 2024 Paris'te bir breakdance girdi. 2020 Tokyo'da karate ile beraber kaykay var, beyzbol var. Aslına bakarsanız çok farklı. Olimpiyatlar noktasında ilk defa izleyeceğiz biz bunları ama Wushu Kung Fu'da girerse dediğinize göre madalya sayımız bir hayli fazla olabilir. Belki de bu altyapımızı bilen, gören varsa o anlamda tedirgin olmuş olabilirler. Bizi de belki arka planlara atıyor olabilirler. Evet. Gerçekten ben federasyonumuzun tüm sporcularıyla, hakemleriyle, antrenörleriyle çok gurur duyuyorum. Çok güzel, olimpik olmasa da başarılara imza attılar. Ama inşallah bu her sene, her olimpik dönemde bununla ilgili bir anlamda lobi çalışmaları evet, yapıyoruz. Girişimler yapılıyor. Evet, girişimler yapılıyor. Olimpik olmaması bir motivasyon kaynağı noktasında bir düşüklüğe neden oluyor mu? Bizim için asla. Çünkü biz işimizi yani sporcularımızdan o aradaki kim varsa yöneticilerine kadar gerçek anlamda aşkla yapıyoruz. Karşılıksız yapıyoruz.
Bu işin bizim için en önemli etkeni milli duygular içerisinde bayrağımızı gönderdi, dalgalandırmak olacaktır. Evet. Zaten bununla ilgili yapılan organizasyonlardaki başarılarımız bize her türlü yetebiliyor. Ama diyorum ya, bu bir anlamda böyle hareket ederken, giderken bir yanda da bu girişim eğer sonuç verirse dünyada ses getirecek çok ciddi başarılar alacağımıza inanıyorum. Evet. Tabii bir sporcumuz da var, Elif Akyüz. Elif Akyüz gibi aslında binlerce sporcumuz var ama Elif Akyüz'ü farklı kılan bir durum var. Ben de çok yeni öğrendim. Çin'den bir davet geldi. Evet. Bu da çok farklı bir şey aslında. Çünkü niye diyeceksiniz? Wushu Kung Fu, Çin'de doğan bir spor branşı. Kung Fu'su ve Wushu ayrı tabii ama Çinlilerin özellikle ülkemizi takip etmesi ve bir sporcumuza davet göndermesi de bir anlamda gurur bana evet. göre. Nasıl yorumlarsınız? Şöyle, biz zaten Wushu'nun Taolu kısmı ve Sanda kısmı ile alakalı Çin'de eğitim veren bir sisteme sahibiz. Federasyon olarak bunun kurgusunu yaptık. Orada evlerimiz var, konaklayacağımız, iletişim kuracağımız tercümanlarımız var ve eğitim gördüren antrenörlerimiz var. Yani bizim yavrularımıza, gençlerimize orada Çinli antrenörler eğitim veriyor. Ve bunlar ciddi anlamda bir bedelle dönüyor. Ve biz bu bedelleri yavrularımızın eğitimi için harcıyoruz. Maliyetler yüksek tabii, mi? Tabii. Şöyle, Çin'de Çinli bir hocanın bize maliyeti yüksek. Çünkü bunu zaten vermek istemiyorlar. Yani biraz başarı endeksli. Hani kendi alanımızda biz başarılı olalım diye, hem de Çin'de bunu almasınlar diye biraz belki ayak sürtüyor olabilirler ama genel itibariyle bizim o Orta Asya'dan gelen herhalde bağlar bir şekilde bize pozitif ayrımcılık yapıyor ve belki de diğer ülkelerden ziyade Türkiye'ye o anlamda çok ciddi... Yani bazı sporcularımız Çin'de, yerinde, Çinli hocalardan eğitim görüyor. Yani biraz önce bahsettiğiniz Elif Akyüz kızımız, kardeşi Zeynep Makbule Akyüz, Necmettin Akyüz, bunlar hep kardeş, Ayşe Sude Akyüz. Bu yavrularımızın Elif Çin'de üniversitede okuyor. Yani hem Türkiye'de okuyor hem Çin'de okuyor. Zeynep bu sene yine Çin'deki üniversiteye kaydoldu. Hem Türkiye'de okuyor, Bartın Üniversitesi'nde okuyor. Evet. Hem de orada bir üniversitede okuyor, Pekin Üniversitesi'nde okuyor. Pekin Üniversitesi'yle de bizler geçen yılın Türkiye'de Çin yılı olması sebebiyle çok güzel ortaklaşa protokoller yaptık. Yani bir kürsü mevzusu var. Üniversitelerde kürsü sahibi olup orada Çin kültürünü ama Wushu'yu, Wushu Endeks'i, Kung Fu Endeks'i tanıtmak adına bizim çalışmalarımız oldu. Halihazırda da devam ediyor o çalışmalar. Onun sonucu olarak da çocuklarımız orada eğitim görüyor. Şundan da bahsetmek istiyorum. Geçen yılın Aralık ayıydı. İpek Yolu, İpek Yolu ile ilgili bir organizasyon yaptık federasyon olarak. Sağ olsun Rıdvan Duran Bey bize çok orada destek oldu, olanak sağladı. Bize Cemal Reşit Rey salonunun kapılarını açtı. Ve orada Çin Bakanı, keza bizden üst düzey yöneticiler, spor insanları katılımlarıyla birlikte çok harikulade bir gösterimiz oldu. İşte Çin'den gelen kültürel olarak o yörenin halk oyunları ekibi bir gösteri yaptı. Biz aynı şekilde kendi halk oyunlarımızda bir gösterimiz oldu. Konuşmacılar oldu. Sportif olarak başarılardan bahsettik. Öncesinde yine İpek Yolu'yu ifade edilen bir resim sergisi vardı. Onunla alakalı çok güzel bir sinerji oluşturduk. Ve oradan bugüne kadar yansıdığımızda Pekin Üniversitesi ile zaten protokolü de o döneme denk geliyor. Yavrularımız orada eğitim görüyor. Evet. Yani şu anda o gün Bakan Bey'in, Çin Bakan, Spor Bakanı'nın çevirisini de Elif kızımız yaptı. Yani hani biz sadece Wushu Kung Fu'ya spor olaraktan ziyade kültürüyle ve aidiyeti evet. duygusuyla yaklaşıyoruz. Aynı zamanda kaliteli insan. Tabii. Kaliteli gençlere ihtiyacımız var. Tabii
Elif Akyüz bir örnek. Hem kardeşleri, ailesi de Wushu Kung Fu'ya gönül verdiğini söyleyebiliriz ama sadece Akyüz ailesi değil aslında. Farklı aileler de çocuklarıyla beraber bu sporu yapabiliyorlar. Çocukları olsun, kardeşleri olsun. Bu spor bir aile sporu da adlandırılıyor. Evet. Benim de sizden önce almış olduğum konuk Özge Üçtaş'tı. Babası da Ramazan Üçtaş. Onlar da bir aile. Üçtaş ailesi de bu sporun içerisinde. Aileleri de kapsıyorsunuz. Evet, maalesef demeyeyim ama bir çekim cazibesi var. Yani babadan... İyi ki değil. İyi ki değil tabii ki. Babadan çocuğa ya da anneden çocuğa geçiyor. Anne sonradan ya sportif olarak devam ediyor ya da antrenör olarak devam edebiliyor. Ve bunu bir baktığınız zaman sportif başarı adına olgu olarak görüp ona göre başarının peşine koşmaya çalışıyorlar ailelerde. Evet. Yaklaşan bir dünya şampiyonası var. Tabii şu dünya şampiyonası Çin'de yapılacak. Ev sahibi Çin. Geçtiğimiz yıllarda biz de Ankara'da yapmış 2011 yılında. Bu sefer Çin'e gidilecek. Çin'e Ekim gidilecek. Ayında 19-23. Nasıl bir hazırlık sürecindeyiz? 19-23 Ekim arasında Şangay'da düzenlenecek. Şu anda 8 sanda sporcumuz ve 5 tane de taolu sporcumuz müsabakalara katılacak. Çok üst seviyede olan bir tabii ki organizasyon. 70'e yakın bir ülke bekleniyor burada. Belki de 4-5 bin civarında da bir sporcu sayısı bekleniyor. Tabii bunların antrenörleri vesaire. Yani Çin, Şangay sadece o gün, o 3-4 günü belki de 10 bine yakın Wushu Kung Fu spor insanıyla birlikte geçirmiş olacak. Bizler sandacılarımız 5 tane erkek sandacımız, 3 tane de bayan sandacımız var. Yunus, Mehmet, Sefer, Zeynel ve Nusret erkek sandacılarımız. Zeynep, Hayriye ve Ece de bayan sandacılarımız. Bu yavrularımızın bir kısmı Çin'de yaklaşık bir senedir sadece ve sadece Wushu şampiyonasına, Kung Fu şampiyonasına, dünya şampiyonasına hazırlık yapıyorlar. Çok ciddi bir hazırlık. Yani her anlamda, her eğitim olarak hem de fiziksel olarak hazırlık yapıyorlar. Şu anda bir sandacımız hariç, diğerleri Türkiye'ye geldi. O sandacımız orada devam etmek istedi, diğerleri de Türkiye'de devam etmek istedi. Antrenörlerle konuşup bir anlamda neden da... Neden peki diğerleri? Bir konsantrasyon, yani bir özelliği sporcudan kaynaklı. Tabii, yani o sporcunun isteğine göre hareket edebiliyoruz. Evet. Şu anda bu çalışmalar çok ağır geçiyor. Yani bir hazırlık için ben takip ediyorum bu arkadaşlarımızı. Günlük yaptıkları çalışmalar gerçekten insanüstü. Güç endeksli. Yani teknikleri zaten konsantrasyon var. Konsantrasyon eksenli. Evet. Yani bunlar bu aşamada iyi bir hazırlık sürecinden inşallah Türkiye'mizi orada gururla ismini dalgalandıracağımız bir sürece bizi taşıyacaktır. Evet. Çin'de Şangay'da Ekim ayında yapılacak değerli izleyenler. Wushu Dünya Şampiyonası bizler de sporcularımızla beraber onlardan gelecek güzel sonuçları bekleyeceğiz. Ki son yıllarda artan bir popüler kültür de aynı zamanda bana göre Sayın Başkanım bilmiyorum katılır mısınız ama son dönemlerde işte gerek Muay Thai, gerek Kung Fu, gerek Wushu biraz sosyal medyada da gündeme gelmeye başladı. Bir popüler kültür olarak bakıyorum ama siz nasıl yorumlarsınız? Evet. Popüler kültür oldu mu? Yani spor bir aile aslında ki bizim tekil olarak yapılan bir spor olarak da gözükse evet. Aslında bir takımın parçası her sporcu. Haliyle sosyal medyada da bunu araç olarak kullanabiliyorlar, uğraşım aracı olarak kullanabiliyorlar. Bizim sosyal medyada yaptığımız organizasyonlardaki bildirimlerimiz aslında bu yönde. Herkese ulaşma adına yapılıyor bu. Yani biz şunu yaptık, biz bunu yaptıktan ziyade... biz yaptık siz de buyurun gelin ya da işte bizim bu çalışmalarımızı görün nasıl olduğunu merak edin ziyaretimize gelin ve bu sporu yapmaya başlayın. Yani hep bu endeksli. Evet. O açıdan sosyal medyada da bizim için önemli bir etken. Bir kez daha hatırlatalım sosyal medya demişken Wushu Kung Fu Federasyonu'nun hem Twitter hem Instagram hem de YouTube'da özenli çalışmaları var, hesapları var. Gidip takip edebilirsiniz. Yavaş yavaş da son bölüme geldik ama ilk bölümde hatırlatmıştık izleyenlerimize. Çok farklı branşlar da var demiştik. Aikido bunlardan bir tanesi. Çok kısa dilerseniz bunları tabii da açıklayalım. Sonrasında bir sponsorluk konusuna gireceğiz. Federasyonumuz 5 branştan oluşuyor. 3'ü ana branş, 2'si yan branş. Branşlarımız başta Wushu kendi içinde dallandırılmış. Sonrasında Aikido, sonrasında Budokaido dediğimiz
Kyoshin Ashara Karate. Yani karateden ne farkı var? Vuruşlu olması. Yani müsabıksın. Karatede normalde değdiğin anda puan alırsın. Evet. Bizde bir müsabık durumu söz konusu. Vurduğun zaman puan evet. alıyorsun. O ayrımı var. Bu da ayrı bir dal. Wing Chun ve Jeet Kune Do. Aikido. Burada biraz daha kulağa Aikido tanıdık evet. geliyor olabilir. Aikido olabilir. Wing Chun olabilir. Çünkü Aikido yine aslında müsabık değil Türkiye'de evet. Wing Chun gibi. Ama kolaylıkla karşısındaki insanı etkisizleştirmeyle ilgili ciddi avantajlar olabilir. Ve yaz skalası da bir hayli geniş. Geniş evet. Aynen Wing Chun gibi. Wing Chun'da biz yani Wing Chun'da farklı adımlar da attık. Wing Chun'un farklı özellikleri de var. Çünkü sahaya inmiş bir spor branşı, sokakta olan bir spor branşı. Belli bir altyapı olmaksızın teknikle karşıdaki kişiyi resmen zarar vermeden etkisizleştirebiliyor Wing Chun'da. Evet. Aikido'dan biraz daha farklı bir dal. Yumruk stili farklıdır. Yani Aikido'da vurmadan ziyade biraz daha el hareketlerinin, dirsek ve diz hareket dirsek ve omuz hareketlerinin yoğun olduğu biraz bir sanatsal branş. Da geliyor açıkçası. Evet, göze dışarıdan evet geliyor. Bakıldığı zaman da biraz sanatsal tarafı var Aikido'nun. Evet, var. Biz Wing Chun'da yani Türkiye'de güvenlik güçleriyle ilgili de bir protokol aşamasındayız. Hatta bu hafta içerisinde bir protokol imzalayacağız. Evet. Şu anda güvenlik güçlerimizi artık federasyonumuzun atadığı antrenörler yetiştirecek. Çünkü yani sadece dövüş sanatı olarak değil, işte bir tabanca karşısındaki kişi bir bıçak, bir sopa ya da zarar verecek herhangi bir objeye karşı nasıl davranılabilir, ne yapılabilir noktasında ciddi bir altyapı kurduk. Evet. O altyapı çalışmanız var. Var ve birazcık da formasyonuyla beraber şimdi güvenlik güçlerimize isim vermeyeyim ama güvenlik güçlerimize bunu adapte ediyoruz. Ve bu bizi Türkiye'nin her yerine taşımış olacak. Çünkü Türkiye'de yaklaşık 1-200-1-300 bandında güvenlik gücü var. Evet. Bunların hepsinin bu eğitimli olması, evet, bu eğitimine gelme alması çok önemli. Evet. Hem de nitelikli olması adına. Çok kısa zamanımız kaldı Sayın Başkanım. Ben sponsorluğa da girmenizi isteyeceğim çok kısa. Bundan sonrası için federasyonun ne gibi çalışmaları olacak ve sponsorlukta neler bekliyorsunuz? Evet, sponsorluk nihayetinde bütün amatör sporların aslında önemli üzerinde evet. durması gereken konu. Çünkü bizler hem sizler aracılığınızla hem sosyal medya aracılığıyla hem de nihayetinde televizyon kanallarını ifade ettim. Geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Yani ulaşabileceğimiz çok ciddi bir kitle var. Tabii ki bakanlığımızın bize sağladığı imkanlar var. Spor Toto teşkilatının bize sağladığı imkanlar var. Azımsanmayacak düzeyde. Evet. Ama bunların yanında bizler yeni projelerle, yeni organizasyonlarla birlikte bir sonraki güne hazırlık yapıyoruz. Ve bunlar için de tabii ki bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Amatör sporların en önemli kaynağı da sponsorlar. Evet. Ya sponsorların bu anlamda bu etkiyi kullanmaları çok önemli. Çünkü kendi ayırdıkları bir reklam ya da tanıtım kaynakları da var. Onlara bizler zaten hazırlıklarla talibiz. Arkadaşlarımız bu konuda gidiyor, görüşmelerini yapıyor. Keza bazılarına ben üst düzey olursa katılım da sağlıyorum. Görüşüyoruz. Ve bu sponsorluklarla alakalı da geri dönüşler olumlu alıyoruz. Zaten bu kadar yapılan diyelim çalışmanın başarının altında da sponsorlarımız ciddi anlamda emek yatıyor. Verenler. Tabii ki. Bu önemli bizim için. Evet. Bu saatten sonra da, bu dakikadan sonra da yine çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Devam edecek. Çok teşekkürler evet. sizlere. Bir kez daha başarılar. En kısa zamanda görüşmek üzere bir kez daha. Bizler de teşekkür ederiz federasyon adına. Bizi konuk ettiğiniz için, misafir ettiğiniz için çok sağ olun. İyi çalışmalar, sağ olun. Evet değerli izleyenler, Spor 360'ın bu bölümünde Wushu Kung Fu'nun ülkemizdeki gelişimini ve başarılarını konuştuk. Az sonra saat başında Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ömer Barbaros Yiş konuğumuz olacak. Şimdilik görüşmek üzere.